karakter yürütme animasyonunun son bölümüyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an bir döngüye ayakları ve elleri sokmuş olduk. Şimdi gelelim ufak tefek olan önemli değişiklikleri yapmaya. Şöyle timeline'ı büyüteyim ve şu kısmı şöyle yakınlaşayım. Bakın, hatta şöyle şuradan da efekt bölümüne geleyim ve puppet'ımı seçeyim. Şimdi normalde ilk hareketimiz burada. 6. bölümde ayağı kaldırıyoruz. 12. bölümde ayakların ters hareketini verdik. 18. bölümde arka ayak kalkıyor burada. Ve en sonda son kare, birinci kareyle zaten aynı. Hemen geliyorum ilk kareye. Bakın burada öncelikle şuraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra şu parmağı şöyle bir yükselteyim. Normalde bu şekilde daha iyi olur. Sonra şuraya geleyim. Şunu da şöyle yükselteyim. Topuk burada yüksekte olması lazım. Şu ayağı da şöyle tutalım, çekelim. Ve aslında şurası için şu an hareket gayet iyi. Gelelim şuraya. Bakın normalde ayak bu kısımda iniyor. Şurada şu kadarlık bir mesafe var. Hemen gelelim şöyle şuraya. Burada normalde aslında çok yaklaşıyor buraya. Şunu biraz geriye alabiliriz. Puppet pin aracını alıyorum. Ve şunları seçiyorum. Şöyle, hatta çok da yükseltmeye de gerek yok. Şöyle bunu alabiliriz bu şekilde. Sonra buraya tıklıyorum. Bunu da böyle çekeyim. Evet. Şu kısımdan da şöyle yaptığımız zaman daha iyi olur. Sonra şuraya geleyim, tıklayayım. Ve şunu şöyle çekelim. Şu kısmı da şu şekilde de yapabiliriz. Ama bu şekilde yapmamız daha iyi. Şöyle çok uzattık. Evet. Şöyle kalsın. Şöyle izleyelim. Bakalım. Evet, bu şekilde daha iyi oldu. Şimdi gelelim 6. karedeydik. Gelelim 12. kareye. 12. karede de yine benzer şeyleri yapacağız. Şunu şöyle çekelim. Şurası tamam gibi. Şu kısmından da şunu şöyle alalım. Şu ayağı da topuk kısmını şöyle çekelim. Şurasını böyle çekebiliriz. Daha güzel olabilir. Evet. Şunu da şöyle biraz yukarı kaldıralım. Evet, gördüğünüz gibi şu kısmı da şöyle. Evet, bu şekilde kalsın. Ve şu an hareketimizi bu şekilde biraz daha düzenlemiş olduk. Gelelim 18. kareye. Burada da yine gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Şöyle tutalım, çekelim. Şuradan da şöyle biraz daha arkaya doğru itelim. Ve bunu da şöyle tutup alalım. Şunu da. Evet, bu şekilde yeterli. Bakalım. Evet, iyi. Ve gelelim şuraya, son kareye. Son kare ne olacak? Zaten ilk karenin aynısı olacak. Hemen tekrar geliyorum. Şöyle şuraya ve puppet katmanım seçili iken U'ya basıyorum. Şöyle yükseltelim bunu. Ve buradaki tekrar keyframe'leri seçiyorum. Kopyaladım ve 24. kareye gelerek buraya yapıştırdım. Yapıştırma işlemi de tamam. Şöyle tutalım, çekelim. Ve şöyle bir izleyelim buradan. Evet, biraz daha iyi bir animasyon gerçekleştirmiş olduk. Tabi ufak tefek hataları var, fakat dediğim gibi burada pinlerle çalışarak daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra vücudun
Yükselip ve alçaldığı bölüme bakalım. Puppet aracımı alıyorum. Pardon, yeni bir puppet oluşturdum. Gördüğünüz gibi hemen geri alıyorum. Ve tutayım, çekiyorum. Şöyle bunları seçeyim. Seçtikten sonra şöyle şunu biraz aşağı doğru alalım. Bakalım nasıl oldu. Şurada yükseliyor biraz. Bakın gördüğünüz gibi. Burada da alçalıyor. Tam olarak anlamak için şöyle yapalım. Bakın burada bu şekilde. Evet, bu şekilde daha iyi oldu. Sonra 18. karede ne? Bakın böyle duruyor. 18. karede şöyle bakalım. Şurada öne doğru eğiliyor. Burada geriye doğru çıkıyor. Burada biraz öne doğru eğiliyor. Bakın burada unuttuğumuz bir nokta olmuş. Geriye doğru çekmemişiz biz karakterimizi. Şimdi buradayken herhangi bir pini alıyorum. Şöyle bunu geriye doğru çekiyorum. Bakalım 6. kareye benzer bir konuma getirebildik mi? Şu şekilde izlediğimiz zaman. Sonra son karede ve ilk karedeki konumunu görüyorum. Şöyle izleyelim. Evet, bu şekilde daha iyi oldu. Evet. Şimdi bu kısım tamam. Animasyonumuzu oluşturmuş olduk. Kaba taslak bir şekilde bir yürüme hareketi vermiş olduk. Şöyle gelelim. Ve dersimizi sonlandırmaya doğru gidelim. Öncelikle yeni bir composition oluşturuyorum. 1920'ye 1080 olsun. 24 kareden olsun ve 10 saniyeden oluşsun. Şuna da sahne ismini verelim. Background color beyaz kalabilir. OK diyorum ve hemen bir resim buraya, bir background import ediyorum. Footage olarak import etmem yeterli. Ve bakın sahne composition'ındayken background'ı alıyorum, buraya atıyorum. Background'ım şu an hazır. Ve geliyorum tekrar karakter puppet yürüme composition'ıma. Burada şöyle bir düzenleme yapacağım. Bir saniyeden oluşan bir composition'a dönüştüreceğim bunu. Fakat öncelikle şuradaki bana yardımcı olan zemin ve diğer bölümleri şöyle kaldırıyorum. Kaldırdıktan sonra karakter puppet composition'ıma U diyorum ve tıklıyorum. Burada şöyle bir şey gerçekleştireceğim. Şöyle çekeyim. Bu puppetların hepsini seçiyorum. Daha doğrusu keyframe'leri seçiyorum. Seçtikten sonra biraz bunu büyüteceğim arkadaşlar. Daha doğrusu keyframe'ler arasındaki mesafeyi yükselteceğim, artıracağım. Hemen alt tuşuna basarak herhangi bir sondaki keyframe'i seçiyorum ve şöyle tutup çekiyorum. Şöyle şuraya alıyorum. 1.06 saniye olabilir. Çünkü bu şekilde daha iyi bir yürüme animasyonu gerçekleştirebiliriz. Bakalım. Şuradayken. Evet. 0.5 oldu. Tekrar alt tuşuna basıyorum ve biraz da ileri atıyorum. Şimdi şunu buradan izlediğimiz zaman animasyonu yürümeyi biraz daha yavaş bir hale getirmiş olduk. Bu şekilde daha ideal. Evet, bunu gerçekleştirdikten sonra geliyorum. Composition Settings diyorum ve burada süreyi 0.06 olarak ayarlıyorum. Ve bu şekilde emin olmak için bakalım. Son keyframe'i de bu şekilde görüyorum. İzleyelim. Evet. Bu şekilde tamam. Şimdi gelelim hemen ana sahnemize. Ana sahneye geliyorum ve burada karakter puppet yürüme composition'ımı alıyorum. Background'ın önüne bırakıyorum. Gördüğünüz gibi önüne bıraktım. Şöyle şunu biraz küçültüyorum ve şuraya getiriyorum. Getirdikten sonra normalde bakın bu bir saniyeden oluşan bir composition'ı dolayısıyla bir saniyeden sonra kaybolacak. Bana şöyle bir 5-6 saniye, 7 saniyelik bir zaman lazım. Dolayısıyla composition
katmanım seçiliyken Layer'a geliyorum. Buradan da Time diyorum. Ve Enable Time Remapping özelliğini seçiyorum. Seçtiğim zaman normalde Time'ı bu şekilde artık yükseltebilirim, artırabilirim. Hemen şuradayken geliyorum, tutup çekiyorum ve istediğim kadar bunu uzatıyorum. Uzattıktan sonra artık sahnemde gördüğünüz gibi, şöyle hatta izleyelim. Gördüğünüz gibi karakterim şu an sahnemde artık istediğim kadar duruyor. Fakat ne yapacağız? Burada saat simgesine geliyorum. Alt tuşuna basıyorum. Alt tuşuna bastıktan sonra burada bir loop döngüsü vereceğiz. Kodu direkt yazabiliriz. Fakat ben burada hemen şuradan göstereyim size. Property'ye geliyorum ve buradan da loop out duration seçeneğini işaretliyorum. Bu şekilde hemen boş bir alana işaretleyeyim. Döngüyü vermiş olduk. İzleyelim. Ve gördüğünüz gibi döngümüz hazır. Karakterimiz yürüyor. Daha sonra ne yapacağız? Karakterimizi buradan bu tarafa doğru alacağız. Yapmamız gereken bir position hareketi vermek. Dolayısıyla transform bölümüne geliyorum. Ve karakterimi seçiyorum. Şöyle geriye alayım. Aldıktan sonra position diyerek ilk kareyi oluşturuyorum. Daha sonra şöyle yapalım. Sanırım 4-5 saniye yeterli olabilir. Şu an bir 5 saniye getirelim ve karakterimizi alalım şuraya. Doğru götürelim. Şurada bitsin. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde oluşturduk. Şimdi bir izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi karakterimiz yürüyor fakat çok hızlı gidiyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Hemen 5. saniyede olan bölümü alıyorum. Şöyle 8'e atalım. Bakalım nasıl olacak. Evet, bu şekilde daha iyi oldu. Hatta şunu böyle 10. saniyeyi alırsak şöyle izleyelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi daha da iyi bir yürüme animasyonu gerçekten oluşturmuş olduk. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaklaşık 40-45 dakika içerisinde bir karakteri yürütmeyi başardık. Ve izlediğimiz zaman gerçekten iyi bir iş ortaya çıkardık. Tabi dediğim gibi ders kapsamında gösterdiğim özellikleri kullanarak ve ayakların konumları ile ilgili gerekli pinler üzerinde daha ayrıntılı çalışarak daha doğal bir yürüme animasyonu gerçekleştirebiliriz. Bu dersimiz sizlere ilham verme açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar, karakter yürütme animasyonumuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Umarım yeni özellikler öğrenmişsinizdir. Bundan sonraki derslerimizde yine karakterler üzerinde yoğunlaşmaya devam edeceğiz. Daha çok karakter oluşturma, karakter yürütme, karakterin dudaklarını oynatma, konuşturma, göz hareketleri verme gibi özellikleri anlatmaya, sizlere bunlarla ilgili dersler yapmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenirseniz ayrıca sevinirim. Tabi aklınızda takılan noktalar varsa yorum panelinden bana sorularınızı aktarabilirsiniz. Veya ders önerileriniz olduğu durumlarda bana yorum panelinden aktarabilirsiniz. En kısa sürede düşüncelerinizi dikkate alarak yeni dersler çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.